Sörloth'un gerçekten Sörloth rakamı birçok çok takımla yüksek. yazılıyor şu sıralar. Hem Çok Beşiktaş hem yüksek. Beşiktaş'ta Fenerbahçe yazılıyor. hem Beşiktaş'ta Trabzonspor. yazılıyor. Fenerbahçe. Ama Trabzonspor gündeminde çok fazla olduğunu düşünmüyorum şu anda. Elbette öncelikli olarak Trabzonspor'a sorulacak. Yani transfer edilip edilmeyeceği yönünde görüşü sorulacak. Ama Trabzonspor'un oyuncunun da tabii oradaki görüşü önemli. Daha önce de konuşmuştuk bunu. Kendisi artık kiralık olarak gitmek istemiyor. Bizim bildiğimiz kadarıyla oyuncunun maliyeti de çok yüksek. Yani bonservisi gerçekten çok yüksek. Trabzonspor farklı ülkelerden farklı bir golcü arayışında. Ben o anlamda iyi bir golcü de transfer edeceğimi düşünüyorum. Yani her yıl gündeme gelen Dovbyk, bunu da çok konuşuyoruz. Dovbyk yine gündeme geliyor ama tabii onun da ilk tercihi Avrupa'da kariyerini sürdürmek. Avrupa olmazsa belki Trabzonspor yine oyuncuyla temasa geçebilir. Tabii henüz yeni sıcak saatler şu anda. Ama önümüzdeki günlerde özellikle vakeme konusunun netleşmesini bekliyor taraftar öncelikle. Bir adım da atılmadı. Yani bu hafta bu konu netleşecek. Abdullah Avcı ile yeniden bir görüşme yaptığı da, Ahmet Ağoğlu ile başkanla yeniden bir görüşme yapıldığı da gelen duyumlar arasında ama net değil. Bu hafta bu konuda netleşeceğini düşünüyorum. Abdullah Avcı'nın A Spor'daki açıklamalarında şu vardı. Ön tarafa genç atlet, iki tarafa da oynayabilen bir oyuncu ihtiyacımız olacak diyordu. Evet, yani aslında hücum bölgesine, daha doğrusu forvete iyi atletik bir oyuncu. Biz buradan aslında şunu çıkarıyoruz. Ya Batshuayi tanımlıyor sanki. Batshuayi de biliyorsunuz kiralık olarak Beşiktaş'ta oynamıştı. Şu anda da kendi takımına dönecek. Ama tabii Trabzonspor'un da ilgilendiği yönünde, hatta 21 Mayıs'ta ben öyle bir bilgi almıştım. İlk etapta yazıp yazmamakta da kararsızdım. Çünkü henüz hiç yazılıp çizilmemişti. Ama Abdullah Avcı'nın da tanımlaması bana göre tam İsmail Köybaşı'nı anlatıyor. Yani İsmail Köybaşı diyorum, yine ona aklıma gitti. Batshuayi. Batshuayi. Evet, Batshuayi anlatıyor. Batshuayi ile Trabzonspor ilgileniyor. İyi de bir oyuncu. Aslında belki Beşiktaş'ta şanssız dönemler yaşadı. Ama ben Trabzonspor'da da yararlı bir oyuncu olacağına inanıyorum. Tabii ki ekonomik anlamda Trabzonspor'un da biliyorsunuz Bankalar Birliği ödemeleri başlıyor. Üstelik faiz ödemeleri başlıyor. Ona göre planlamasını yapıp transferleri de başlayacaktır. Bir soru. Ahmetcan Avrupa'ya gidecek mi? YouTube'dan sorulan bir soru. Tabii Ahmetcan'a aslında ilk resmi olarak geçtiğimiz yayında da söylemiştik. İlk teklif Ahmetcan'a geldi Trabzonspor'da. Yani resmi anlamda tek teklif gelen oyuncu Ahmetcan Kaplan oldu. Ancak rakam çok düşüktü. Gerçekten 1,5 milyon euro olarak kulübe iletilmişti bu teklif. Trabzonspor da kesinlikle bu teklifi kabul etmedi. Ama tabii rakamın ne kadar daha yukarılarda yeni teklifler gelir mi onu bilemiyoruz. Ama şu anda öyle bir şey gözükmüyor. Yani dediğim gibi gelen teklif rakamlar yukarı çıkarılırsa Trabzonspor Kulübü bunu düşünecektir mutlaka. Dansville'e de yani talipler var. Burada onu söyleyelim ama Trabzonspor'un Dansville'i de bırakma niyeti yok. Çünkü gerçekten her bölgede çok rahatlıkla oynattı Abdullah Avcı. Çok da iyi verim aldı. Ben çok yararlı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Dansville'in de Trabzonspor'da tabii ki şampiyon takımın oyuncularına talipli fazla olacaktır. Bunlar doğal, normaldir. Ama Trabzonspor öncelikle kendi kafasında, Abdullah Avcı'nın kendi kafasında yolları ayırmayı düşündüğü oyuncularla yollarını ayıracak. Ardından da en iyi rakamla gelebilecek kulüplerin teklifleri değerlendirilecek. Nurgül abla, Ali Engin'in sorusu. Berke Özer Trabzon haberleri doğru mu? Yani değil, ben bunu Fenerbahçe muhabiri arkadaşımla da konuştum. Ben doğru olmadığını, hatta bizzat yani kendisiyle görüştüğünü, Fenerbahçe muhabiri arkadaşlarımdan bir tanesiyle görüştüm bunu. Öyle bir söylentinin doğru olmadığını söyledi ki Trabzonspor cephesinden de bu anlamda hiçbir yani duyum dahi yok, bilmiyorum. Yani bu haber nereden çıktı, nereden kaynaklandı ama ben Trabzonspor'un Berke ile ilgilendiğini düşünmüyorum. Şu notlarıma baktım, şimdi aklıma geldi. Hatta geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un gündemine gelen Kaan Ayhan var. Çokça yazıldı. Hatta bizler de yazdık zaman zaman Ertuğrul Doğan'da
bizlerle iletişime geçti, rafa kaldırdık dedi. Çünkü maliyeti çok yüksekti gerçekten. Kaan Ayhan ve Mert Müldür'le de ilgileniyor Trabzonspor. Bilmiyorum bununla ilgili daha önce belki yazılmıştır ama Kaan Ayhan yeni değil. Geçtiğimiz sezonda çok istemişti. Hatta Ertuğrul Doğan bizzat ilgilenmişti bu transferle. Ama kulübünün gerçekten iyi ekonomik anlamda tablosu çok iyi bir kulübü var. Kulübünün hani deyim yerindeyse paraya ihtiyacı olmadığı için o zaman da hatırlıyoruz kapıyı 8,5 milyon eurodan hatta 8 milyon üzerinde açmıştı. Yani bu paraya veriyorsanız alın, almıyorsanız da başka teklife gelmeyin demişti. Trabzonspor'da o geçtiğimiz sezon bu teklife tabii ki mümkün değildi. Kendi ekonomik tablosuyla örtüşmüyordu ama bu sezon tekrar Kaan Ayhan için bir nabız yokluyor. Mert Müldür de Trabzonspor'un transfer listesine yer alıyor. Şu anda bu kadar yani Trabzonspor'la ilgili transfer Peki sürecinde. Nurgül abla, son sorum. Vakaya mı? Bir gelişme var mı? Son durumu alalım Evet, kapatmadan. ilgili evet son durum dediğimiz gibi bu hafta biz de netleşmesini bekliyoruz. Çünkü vakime konusu gerçekten hem camianın hem de artık taraftarın canını sıkmaya başladı. Hani bir an evvel olsun biz de yolumuza bakalım. Yani tabii ki hoca da bunu bekliyor. Hoca her seferinde şunu dile getiriyor. İyi bir oyuncu kalmasını istiyorum. Ama tabii kulübün üzerinde hiçbir oyuncu olmaz. Rakamlar arasında da çok fark var gerçekten. 3,5 milyon euro mahkemenin istediği rakam. Artı 3 yıllık sözleşme istiyor. Trabzonspor 2 yıllık sözleşme 1 artı 1 ve 1,5 artı 500 bin euro teklif etti. Arada 1,5'a yakın bir rakam var. Eğer mahkeme bu kendi ilettikleri teklifle Trabzonspor'un sunduğu teklif arasında indirime gider işte geri adım atarsa bu transfer gerçekleşecek. Hatta aslında ben geçtiğimiz yayında da seninle konuşmuştuk. Ben bu hafta bu olumlu sonuçlanacağını tahmin ediyordum. Menajeriyle de zaman zaman görüşme imkanımız oluyor. Kendisi de tabii ki oyuncusunun değerli olduğunu, kulüpte en yüksek maaşı alması gereken oyuncu olduğunu söylüyor. O da kendine göre tabii ki haklı ve evet Trabzonspor kulübüne faydası olan bir oyuncu ama 3 yıllık sözleşmeyi Trabzonspor cephesi istemiyor. 1 artı 1 yıllık sözleşme. Oyuncu da tabii kendini garantiye almak istiyor. Sanıyorum bu hafta bu transfer netleşecek çünkü artık Trabzonspor transfer politikasına önüne bakmak, yol haritasını netleştirmek istiyor. Oyuncu geri adım atmadığı takdirde bu transfer gerçekleşmeyecek. Yani sözleşme uzatılmayacak daha doğrusu. Ama ben geri adım atacağı kanaatindeyim. Vakime'nin Trabzon'da kalarak futbol yaşantısına burada devam etmek isteyeceğini düşünüyorum. Peki bir soru daha alayım Nurgül abla izninle. Abdullah Avcı'nın yardımcılarından Orhan Ak'a teklifler olduğu söyleniyor. Evet. Var mı? Orhan Ak'a aslında teklifler yeni değil. Geçtiğimiz sezon devre arası da vardı. Bu gündeme gelmişti. Ancak henüz erken demişti Orhan Ak. Çünkü Trabzonspor'da başarması gereken bir hedefi vardı Abdullah Avcı ile birlikte. Önce hedefimizi başaralım, yerine getirelim. Trabzon'da bir şeyler yapalım dedi. Ama tabii teklifler var, gerçekten var. Tercih tamamen Orhan Ak hocanın kendisine kararı kendisi verecek. Tabii ki Abdullah Avcı'dan da karşılıklı görüş alışverişinde bulunacaklar. Hocasının da elbette onayı olacak. Gönül manevi anlamda tabii ki tercih kendisine ama manevi anlamda Abdullah Avcı'nın da onayı önemli. Orhan Ak gerçekten iyi bir hoca, tecrübeli bir hoca. Abdullah Avcı'nın gerçekten Egemen Korkmaz Hoca ile birlikte çok güçlü elleri. Transfer teklifleri doğru ama tabii ne karar vereceğini bizler de bilemiyoruz. Şampiyonlar Ligi önerilmesi var. Tıpkı Uğurcan gibi acaba o da orayı mı bekleyecek? İşte yeni sezon öncesi tabii her takım kendi oyuncu kadrosunu, teknik ekibini kurarak başlamak istiyor. Tabii önümüzdeki günlerde Orhan Hoca da kendi kararını verecektir.